Allah subhanahu wa ta'ala'nı al-hay dedi. Ayetel kürsi. Allahu la ilahe illa huval al-hayyul qayyum. Allah ta'ala tirik bo'lgan zot. Ve mana şu tirik bo'lgan barhayot zot. Bu borliqdagi her bitti iş Allah ta'ala özü idara qilib turadi, özü boshqarib turadi. Allah ta'ala bu borliqni boshqarib idara qilib turishligi uni charchatmaydi. Kur'an ayetlerinin en uluğu kaysa deyilgende ayetel kürsi deyiladi. Estağfirullah. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinatun ve la navm. Lahu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezi yeşfau indahu illa bi izni. Ya'lamu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhaytuna bi şeyin min ilmihi illa bima şa'a. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ. Mana şu ayetini görüp çıkarmız bugün. Allah, ondan özge ilahı yoktur. O, hemişe barhayat ve abadi türgüçüdür. Onu ne mudrak tutar ve ne uyku. Osmanlar ve yerdeki barça nesalar unikidir. Kıyamet günü, uning huzurida kim ham gunohkorlarni uning ruxsatsiz shafaat qila oladi. U ulardan, odamlardan oldingi va keyingi narsalarni bilur. Odamlar uning ilmidan faqat u istagan miqdoricha o'zlashtirurlar. Uning kursisi osmonlar va yerni ham o'z ichiga sig'dira olur. U ikkisini muhofaza etish uni toliqtirmas. U oliy va buyukdir. Bakara surası 255. ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Allah, ondan özge ilah yok. O, hemişe barhayat ve abadi türgüçüdür. Allah Ta'ala, branta bir ihtiyacı, hacatı, muhtaçlığı yok. Allah Ta'ala, as-samad. Kul huvallahu ahad. Allahu as-samad. Allah be hacat. Bu genzat. Allah Ta'ala bir anasaya muhtaçmaz. Allah hiç kaçan ölmeydi. Ölüm degen sıfat Allah Ta'ala'ya nisbat kılınmaydı. Onu özü yine bütün halayıkka gamkorlu körsatıp duradı. Hammanın işini tadbir kıp duradı. Bir oylayıp göreyler ha. Mesela hazırki oylayıp topulgen kompüterlerine en tez işleyen, en ahırıgı türü bilmiyim ben mi? 4 yıl burun Xitoyda işe düştü de gene de. Bir sekunda 12 milyar operasyonu bacarırlarken. 1-2 de genizde 12 milyar funksiyonu bacarırlarken. Çünkü tez. Ne işte balığı var? 12 milyardan köpe. Ana şurada her bittesini dümünü uyuyakı kımırlatken neyem Allah bilip duradı. Büyüyakı kımırlatken neyem bilip duradı. Bir günde ne içmette kımırlatadı. Daraxtlarning barglari biroz sanab yeta oladi mı? Har bitta bak shamol shabadada o'nga chopga xilpilaganini Alloh taolo idora qilib turadi. 12 milliard ish narsa emas birodarlar. Sahroda qancha qum donasi bor? Har bittasini Alloh taolo shabadada qaysinisi qaqog'adi, qaqa qimlaydi bilib turadi. Tushunyapsizlarmi qanaqa bir qudrat, qanaqa quvvat, qanaqa bir imkoniyat? Bir sekundda 12 milliardta operasiya bajaradi desa, "Voo" deyapmiz. Siz Robbingizni kimligini tanimaysiz-da. Necha milliard odam bor yer yuzida? Ko'zini ochganini ham Alloh biladi, yopganini ham biladi. Har lahzada hayolingizdan nima o'tganligini Alloh bilib turadi. Ko'chaga kameralar qo'yibdi, Sputnikdan kuzatibdi va hokazo. Podvalga tushmasangiz ko'rinmaydi. Suv tagiga kirib kelsangiz kamera olmaydi. Ama Alloh taoloni nazoratidan, idorasidan biroq qochadimi? Birodarlar, bizi Rabbimiz shunaqa Alloh. Alloh taolo tirik zot, al-hay, lekin uning tirikligi bizning tirikligimizga o'xshamaydi. Bu birodarlar aqida darslari. Rabbimizga nisbatan qanday e'tiqodda bo'lishimiz kerak? Rabbimizning sifatlarini bilishimiz kerak. Shunda yolg'on gapirmaymiz tijoratda. Shunda o'lchov tushunchamiz tuzaladi birodarlar. Shunda yanaki komil musulmon bo'la olamiz. Kamera bor joyda to'r mini yuradi shofer mashinasini. Kamera yo'q joyda jinnilik qilaveradi.
Endi musulmon odam, Robbim har bitta harakatimni ko'rib turadi, bilib turadi dedi-da, kamera yo'q bo'lsa ham qizilga to'xtaydi. Boyagi gay xodimi bo'lmasa ham qo'yish kerak bo'lmagan joyga mashinasini qo'ymaydi. Allohning tirikligi bizni va boshqa mahluqotlarning tirikligiga o'xshamaydi, birodarlar. Chunki laysa kamithlihi shay'un va huvas samiyul basir. Allohga o'xshash biron narsa yo'q. Va u o'ta eshituvchi, o'ta ko'ruvchidir. Laysa kamithlihi shay'un. Mana shu qoidani eslab qolinglar. Allohga o'xshash biron narsa yo'q. Siz Alloh haqida qanaqa tasavvurga kelmang. Kallangizga qanaqa bir fikr kelmasin, Alloh unaqa emas. O'shuning uchun Allohni osmonda deyotgan paytimizda, osmonda bo'lishi uchun shunaqa deydi odamlar. Osmonda ichida bo'ladi. Osmon mahluq. Mahluq avval yo'q, keyin paydo bo'lgan narsa. Osmonni yaratmay turib ham Alloh bormidi? Bor edi. Qayerda edi unda? Agar osmonda deyotganimiz gapimiz to'g'ri bo'lsa, o'shuning uchun biz aytamiz, Maturidiy aqidasi, Ash'ariy aqidasida Alloh taolo zamon va makondan behojat. Siz nimadir tasavvur qilmay Allohni, Alloh sizni tasavvur qilgandan boshqacha. Bizning tirikligimiz, mahluqotlarning tirikligi nimagadir suyanadi. Masalan, bizning tirikligimiz nimaga suyanadi birinchi? Ota-onaga. Bizning tirikligimiz ota-onaga muhtoj. Jasadga muhtojmiz, ruhga muhtojmiz, havoga muhtojmiz va shu narsalarga muhtojmiz. Ammo Alloh taolaning tirikligi bu narsalarga bittasiga muhtoj emas. Alloh azza va jallaning al-hay tirikligi biron narsaga suyanmaydi, biron narsaga tayanmaydi. La ta'khuzuhu sinatun va la nawm. Uni na mudroq tutadi va na uyqu. Ya'ni Alloh taolo uxlamaydi ham, mudramaydi ham. Ha biz 3 kun uxlamasak nima olamiz? 3 kun uxlamasak nima olamiz? Tugaymiz. Hadisda aytilinadi, Alloh uxlamaydi. Hatto uni bir lahza ham mudroq olmaydi. Lahu ma fis samawati va ma fil ard. Osmonlar va yerdagi barcha narsalar unikidir. Ya'ni hamma narsa Allohning mulki. Boyaga arsh ham, birodarlar, osmon ham Allohning mulki. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi'izni. Mana shafoat degan narsa bor. Qiyomat kunida ayrim bandalarni shafoat qiladi. Haqqi yo'q, loyiq emas jannatga kirishga, lekin Alloh taolo ayrim odamlarga shafoat huquqini beradi. Masalan, shahid o'zini qarindoshlarini shafoat qiladi. Payg'ambarlar shafoat qiladi. Qur'on shafoat qiladi. Alloh taolo aytibdi, qiyomat kuni uning huzurida kim ham gunohkorlarni uning ruxsatsiz shafoat qila oladi? Alloh izn bersa ki Muhammad aleyhisselam bizni shafoat qiladi. Ya'ni Alloh izn bermasa hech kim shafoat qilishlikka haqqi bo'lmaydi. Ya'lamu ma bayna aydihim va ma xalfahum. U Alloh ulardan, odamlardan avvalgi narsalarni ham, keyingi narsalarni ham biladi. Biz yaralmasdan turib nima bor edi? Alloh uni bilar edi. Inson zoti yo'q bo'lib ketgandan keyin nima bo'ladi? Alloh uni ham biladi. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. Odamlar uning ilmidan faqat u istagan miqdoricha o'zlashtirurlar. Mana shu 20-asrning 2-chi yarmini olsak, insoniyat ilm fan taraqqiyotda juda ham katta bir natijalarga erishdi. Bundan 100 yil burun yashagan odamga sen mana shu o'shda turasan, Makkadagi odam bilan ko'rishib gaplashasan desa, aql olarmidi? Biz uchun oddiy ish bo'lib qoldi. Hayotimizning bir qismiga aylanib qo'yganligi uchun oddiy ish bo'lib qoldi, lekin katta narsa bu. Bu dunyo, mana shu yer kurrasi, yer shari kichkina qishloqqa aylanib qoldi. Bittasi qattiqroq tushkirib qo'ysa, yo'talib qo'ysa, dunyodan narigi burchidagi bir pas yetib boryapti. Yana nima ilm kashfiyotlari turibdi siz bilan biz aqlimiz olmaydigan. Ertaga teleportatsiya o'tib qolar. Teleportatsiya nima edi? Bir jismni bir joydan ikkinchi joyga ko'chirish. Mana hozir ovozni aytsak Amerikaga boryapti-yu. Suratni jo'natsak boryapti-yu. Jismni ko'chirish ertaga bo'lar, Qur'onda bor. Sulaymon alayhissalomning qissasiga murojaat qilsanglar, Bilqisning taxtini, Yamanda turgan taxtini
Kuddus Şarif'ke opkep koydu. Teleportatsiyon aşağı. Ette uyan bop kalar. Bu hazırsız bilen bizge ette ki okşaşı mümkün. Lekin hayaldan bilasız. Allah da Allah onu bu ilmi de bor. Boyagi Süleyman Aleyhisselam aytadı da. Ana şu Bilqis, meni oldimga kelgunga kadar malika. Taxtini kim menga olib kelib qo'yadi deganda, jinlardan bo'lgan ifrit men dedi. Shu majlisiz tugaguncha olib kelib qo'yaman dedi. Ya'ni kun chiqqandan o'tirardi majlisga, vazirlar bilan peshingacha o'tirardi. Bu uzoqqa o'xshadi. Kim yana olib keladi deganda, huzurida deydi, dargohida ilm bor bo'lgan zot, men u taxtni siz oldingizga ko'zingizni ochib yungunish olib kelib qo'yaman dedi. Hakikaten gözünü bir yumup açıldı, Bilqisni tahtı turuptu. Ne mi dedi? Bu Rabbimi menge bergen sınavı dedi. Nimeti dedi. Şükür kılamam mı? Nankör bulamam mı? Kim idi bu? Degen soru var. İnsan mıydı, cin mıydı? Kim bu işten katilinizde de şimdi zat dedi ki, onun huzuru da Allah Teala'nın İsmül Azam ilmi var idi. Allah Teala'nın bana şu İsmül Azam en büyük ismini ayıp durup doğuksa, derhal icabat bular idi. Demek Allah Teala ilmini çekeresi yok. İlmini çekeresi yok. Hızır Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam. İkalası uçuraştı. Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam'dan ilim örgenişlik için. Hızır Aleyhisselam'da geleceğe bulunan işlerinin haberi ilmi vardı. Musa Aleyhisselam'da ötmüş işlerinin ilmini haberi vardı. İkalası yığıldı. Ötmüşte bulunan zat var, geleceğe bulunan zat var. Hızır Aleyhisselam aytdi ki, kemada keçerken de bir kuş geldi de şu dengizi sudan bir tomchini içti, gelip oturdu kemaga. Hızır Aleyhisselam aytdi, sendeki ilim bilen, mendeki ilimle yığıştırsak, bana şu ilim ikalamız ilmimiz. Allah'ın ilmini aldı da dengizden bana şu kuş su içken çelegen bu miydi dedi. Geleceği de bilasız, ötmüştü bilasız. Bu özü katta nasıl? Lekin şu ilim, şuraya katta ülken ilim, dengizden bir tomchi gibi boşamaydı dedi. Çünkü Allah Teala bendeler, öşü ilimlerini alışlıkla layık buladıkken işlerini kıladı. Dünyavi fanlarını, fizikasını, kimyasını, matematikasını okuydu. Sebabını kıladı, Allah az gün az günlerden beri uğradı. Bana şu dünya ilimlerini alıp özüşlüğüde, Müslüman bombagenler sebaptı zor kılı yaptı, Allah ular Müslüman bulmasayan beri yaptı şu ilimde. Ama Müslümanlar namazda oku yaptı, rozanı tutu yaptı, dua dıkırı yaptı. Ana şu dünyavi ilimlerde öz işlikke hareket kime yaptı? Dua değil akırı yaptı. Allah bir mi yaptı bularken? Allah da adalatını kör yapsın mı? Kim sebaptı yakışıksa öşünge vererken Allah. Biz öşüle çıkarken mahsulatı yapken satıbla özümüzü bir balı askılı yürüp biz. Ve halen ki biz Müslümanlar fakat istimalçı okuyamız. Özümüz hiç nese çıkarma yapız. Mıhtıyam taşkardan keli yapız. Upa köpke kalıp satıp ben zavut açtım diye yapız. He siz zavut açmadınız siz. Siz maydalap yap gelip karıp kere salıp satış durgen deyiz. Siz özümüzden çıkan taşla eritip mık kılıp şurup kılıp çıkayım. Biz özümüz işlep çıkarış kılışımız gerek. Allah da olanı ilmeden insanlar kançasını örgenerken Allah bergençasını. Allah kimge vererken bu ilimden? Sababını zor kıyanlarga. Vasiye kürsiyuhu semavati vel ard. Onun kürsisi Osmanlar ve yerini hem öz içige sığdıra olur. Kürsü şunday bir katta narsa. Arş şunday katta ki Allah'ın arşı kürsüsü şunday katta ki bütün varlığını obdurup arşge taşlansa huddi katta sahra-i kabirge bitti üzüyde taşıgan çeleceği ödeyeme gelmeydi. Kanaka kuvvet, kanaka kudret bu. İbn Abbas radıyallahu anh aytadı, kürsiden murad o zatının ilmidir. Bunga Allah Teala'nın ushbu sözü dalalat kıladı deydi. Ve İbn Abbas tafsiri, Rabbana vasi'ata kulle şey'in rahmeten ve ilme. Parvardigar, özün rahmet ve ilim cihatıdan barçana sana egellegendirsen. Yani bu ayette Allah Teala'nın ilmi hemen sana kamra bogan, çünkü kürsü arş degende İbn Abbas Allah'ın ilmi de tafsir bergen iken. Hasan Basri ise kürsi arştır degen. İbn Kesir ise kürsi arştan boş kanarsa degen. Asarlar ve haberler dalalat kılgenidek arş ondan kattara degen.
Mana arş haqida İbn Abbas bir gapni gapiribdi. İbn Kasir boshqasini, Hasan al-Basri boshqasini. Mana shu g'ayb masalalarida avvalgi salafi solihinlar nima degan bo'lsa shunday qabul qilib qo'ramiz, tafsilotiga kirishib o'tirmaymiz. Chunki bu narsaning tafsilotini ustida amal yo'qda. Masalan, paypoqqa mas tortishlik masalasini kavlab o'rganamiz. Namoz turadi tahorat ustida. Biz bahs qilayotgan, ikir-chikirgacha o'rganayotgan ilmni ustida bir amal turish kerak. Lekin bunaqa g'ayb masalalarida kelgan naqli xabarni qabul qilamiz. Shunaqa ekan, Alloh o'zi bilar ekan. Borganda ko'ramiz deymiz, bo'ldi deymiz. Wala ya'uduhu hifzuhuma wa huval aliyul azim. U ikkisini muhofaza etish uni toliqtirmas. U oliy va buyukdir. Osmon va yerni va uning ichidagi hamma narsalarni saqlash, ishini idora qilish Alloh taolaga malol kelmaydi. Alloh taolani ojiz qilib qoldirmaydi. Chunki Alloh taolo hamma mahluqotlardan oliy bo'lgan, buyuk bo'lgan zot, ulug'lik, buyuklik Allohga xos. Alloh taologa bu narsalar hech qaysi nima emas, qiyin emas. Alloh taoloni al-mudabbir dedik. Ya'ni ishlarni tadbir qiluvchi, hamma ish yolg'iz uning qo'lida. Robbimiz subhanahu va taolo marhamat qiladi, astagfirullah. Yudabbirul amra minas samai ilal ard. U Alloh osmondan yergacha bo'lgan barcha ishni tadbirini ko'radi. Barcha ishni tadbirini Alloh taolo o'zi ko'radi. Qayerda shamol esadi, qayerda yer qimillaydi, qayerda yomg'ir yog'adi, qayerda bir barakot bo'ladi, qayerda barakot yo'q bo'ladi, bu ishlarning hammasi Alloh subhanahu va taoloning qo'lida. Va Robbimiz shunday bir qudrat egasiki, mana shu borliqdagi bironta bir jonivorni, bironta bir baliqni, hasharotni yoki biror bir daraxtni barkini unutib qoldirmaydi. Ibn Abbos roziyallohu anhu mana shu oyatning tafsirida aytadi, samodan yergacha qazo va qadarni hamda tadbirini qilib belgilagan narsani nozil qiladi. Demak, Alloh azza va jalla al-mudabbir bo'lgan zot ekan. Alloh azza va jalla al-hayy, tirik bo'lgan zot. Alloh taolo tirik bo'lishligi kerak. Chunki bu vojibul vujud. Shunday bo'lishligi vojib. Yaratuvchi bo'lgan zot agar al-hayy tirik bo'lmasa, u hech narsani yarata olmas edi. Yaratuvchimi? Demak, Alloh azza va jalla tirik bo'ladi. Hamma ishlarni tadbirini qiladi. Va Alloh taolo qilayotgan har bitta ishini va qilmoqchi bo'lgan har bitta ishini tadbirini, oqibatini aniq biladi. Bu nima degani? Masalan, bir oshpaz 1000 marta osh damlagan. Har safar damlayotganda oshining natijasi, ya'ni qanaqa osh bo'lishini ayta olmaydi. Bir odam o'sha Jiguli motorini necha marta 1000 marta yiqqan. Lekin har safar bilmagan qanday chiqishligini. Lekin Alloh subhanahu va taolo nima ish qilsa, nima ish qilmoqchi bo'lsa, oqibatini albatta biladi. Biz ham qaysidir ishlarimizni oqibati qandayligini bilishimiz mumkin. Ya'ni tajribaga, xulosaga asoslanib turib bilishimiz mumkin, lekin o'shunda ham aniq bilmaymiz. O'sha qopdagi guruch ikki safar qiluvdi, zo'r chiqdi osh. O'sha suv, o'sha tuz, o'sha o'choq, o'sha oshpaz. Guruch o'zgarib qolgani yo'q, o'choq o'zgarib qolgani yo'q, lekin keyingi safar boshqacha chiqdi. Lekin Alloh subhanahu va taolo hamma ishni oqibati nima bo'lishini biladi. Iblis alayhi lana Odam alayhisalomga sajda qilmadi. Jannatda edi. Alloh buni ham bilar edi. Odam alayhisalomga mana bu mevani yema dedi. Lekin uni ham yeyishini bilar edi. Mahluqotlarning ilohi taqdir qiluvchidir. Hamma taqdir uning qo'lida. Sig'inishlikka haqli zot faqat o'zining, yolg'iz uning o'zi. Alloh taolo hamma narsani o'zi yaratadi va o'lchov bilan yaratadi. Alloh taoloning qazo qadari bilan mahluqotlarning hammasi hodisdir. Ya'ni yangidir. Ya'ni qadim emas. Qazo qadar bo'yicha nima yaratildi? Alloh taolo nimani yaratdi? Demak, hammasi bu yangilik. Hodis deyiladi arab tilida, yangi paydo bo'lgan narsa. Alloh taoloni bironta ismi ham, sifati ham, o'zi ham hodis emas. Chunki hodis bir narsani yangi desiz, demak avval bo'lmagan deganida bu. Alloh taolodan boshqa hamma narsa nima ekan? Hodis ekan.
Allah Azze ve Celle Kamar Suresi'nde merhamet kıladı. Estağfirullah. İnna kulle şeyin halakunahu bi kadar. Elbette biz her bir narsanı ölçü obilen yarattık. Lavhul mahfuz ya Allah Teala nimeni yazgan bosa, şunge binanın ölçü obilen yarattı. Allah Azze ve Celle mukaddir bugün son. Mukaddir. İşlerini takdir kılıcı, takdirini belgeli olucu. Bu şimdi bir zatın sıfatı ki Allah hemen asanı ölçegen, hemen asanı biladı ve irade sıfatı gelsin. Eğer Allah Azze ve Celle de bana şu azali buluştuk, irade egesi buluştuk, kudret egesi buluştuk, eğer bu sıfatlar bu miydi yanbısı Allah da Allah, ne bu miydi? Kadir bulamaya kalır. Allah Azze ve Celle kadir bugün zat. Allah Teala'nı yenge payda boyan desek, hadis desek, Allah Teala'da nuksan var bu kaladı. Demek aval yok diken Allah, kim? Payda boptu derdi ki. Bunda Allah Teala'ya bu sıfat doğru kemiğe kaladı. Kadim degeni, hadis mas degeni. Kadim degeni, avvalı başlanışı yok degeni. Yani Allah Teala özü istegen nesanı hüküm kaladı. Ve onu Osmondan yerge tüşüredi. Osmondan yerge özünün hükmünü tüşüredi. Allah Azze ve Celle buradalar Zülcelal. Allah da Allah cevharmaz, arazmaz, cisim emas, renk emas, hid emas, tam emas. Mahlukatlarga nisbat kılınan bironta sıfatını Allah'a nisbat kılıp bu miydi? Bandalar cisim, bandalar araz. Bandalar cevher, bandalar hid, bandalar şekil, bandalar renk, bandalar hararet. Bu mahlukatlarının sıfatları. Şimdi bu sıfatlardan birontasını Allah'a nisbat kıp bo'lmaydi. Madem ki Allah Teala cisim ham, cevher ham, araz ham mas mı? Demek Allah Teala'ya makam bulan zaman diyem kereği yok.